yıllarda etle şov yapmak bir hayli popüler. Ancak siz de fark ettiyseniz kasaplar hep erkek. Ama bir kadın var ki algıları alt üst etti. Jet Sosyete'nin yeni gözdesi kasap Semrah Doğan ve en lezzetli yemeğinin tarifi. Pek alışık olduğumuz bir durum değil. Bravo diyorum öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Sizi gördük, daha iyi olduk. Teşekkür ediyorum. Yanınıza gelebilir miyim? Tabii ki. Sizi böyle şuradan, alayım. Şuradan tamam. Tabii tabii. Benim. Kasap denilince hemen akla erkekler gelir. Ancak bu konuda çok iddialı bir kadın var. Semrah Doğan'la birlikteyim. Hatta sizler için leziz bir yemek hazırlıklarına başladık bile. Evet. Tekrar merhabalar. Merhaba. İzleyicilerimiz için de isterseniz anlatalım. Şu an ne yapıyoruz? Müge Hanım sizi tandırda kuzu gerdanı yapacağız. Tandırda kuzu gerdanı. Evet, bizim burada favori etlerimizden bir tanesi. Kesinlikle tarifi mümkün olmayan, leziz mi leziz, ağızda dağılan muhteşem bir lezzet. Peki izleyicilerimiz için de anlatır mısınız? Kuzu tandır nasıl pişirilmesi gerekiyor? Neler yapılmalı lezzetli olması için? Kuzu tandırının güzel olması için önce kuzunun güzel olması lazım. Çok güzel kuzuları seçiyoruz biz de. Evet. Trakya bölgesinde, Keşan bölgesinden. Ben kendim giderim haftanın iki günü. Oradan kuzularımı seçerim, getiririm burada. Güzelce onları dinlendiririm, ayıklarım. Dünya geneline bakarsak bence en lezzetli etler Türkiye'nin her bölgesinde mevcut. Ama bölge bölge bu. Yaylasından, otundan, havasından, suyundan hayvanın lezzeti değişir. Ama öyle bir bölge var ki ben özellikle söylüyorum. Trakya bölgesi diyorum, Keşan bölgesi diyorum. Benim favori bölgemdir. Kuzu gerdanı da favori. Gerçekten favori. Biraz sonra zaten yediğimizde de tarifi mümkün değil dedim ya ben size. Onu beraber tadacağız. Yağların üzerinde hafif zarlar var. Onları temizliyoruz. Yağ çok ben temizlemiyorum. Zaten bu kuzunun şöyle yapısına bakarsak zaten içten de yağlı. Biz buna yazılı deriz. Çok özel bir kuzunun gerdanı. Bunu sizin için seçtim. Ben bu işi yaratmışım. Rüyalarımda kasapta çalıştığımı görürdüm. Öyle mi? Yani beni böyle bir tutkuydu, beni çekiyordu böyle. Evet. Ben giderdim yani her fırsatta kasapları izlemek derdim. Bu çağ tutuşumuzdan bile belli. Şu an ben başlıyorum. Bu kadar erkek kasap arasından nasıl sıyrılıp bu kadar popüler oldunuz? Doğru eti verdim. Kendime ne istediysem karşımdaki insana da onu verdim. Şu algıyı değiştirelim. Akşam yemeğinden ziyade sabah kahvaltısında muhakkak et yiyelim. Sabah kahvaltısında et yiyelim. Yararları neler peki? Güne önce proteinle başlıyorsunuz. Zinde başlıyorsunuz. Dinç başlıyorsunuz. Unutkanlığı, yorgunluğu, halsizliği, o sizi demore eden her şeyi üzerinizden atıyorsunuz. Akşam size, yani bunu söylüyorum, akşam 6-7'ye kadar çok dinç bir şekilde hiçbir şey yemeden kalabilirsiniz. Güzel bir etle başlangıç yaptığınızda. Akşamleyin de sabah kahvaltısında yediğinizi yiyin. Peki şimdi kuzu tandırımızı pişirmeye başlayacağız. Kaç derece fırında ve ne kadar süre bekletmemiz gerekiyor? Ya şimdi bu kaba taslak herkesin böyle standart verdiği tarifler var. Ben onunla da karşıyım. İşi bilen bir insan ilk önce şöyle bir eti görür, bakar, anlar ve der ki kardeşim bunu şu sürede, şu kadar, şu şekilde pişireceksin. Şimdi bu etle şu et bir değil. Ben bunu şimdi közde ızgarada bir mühürleyeceğim. Güzel bir şekilde kendime has yöntemlerle. Daha sonra güzelce bunu tandırlayıp fırına koyacağız. Fırına koyduktan sonra işte yaklaşık 6,5-7 saat bu çok kısık ateşte kendi buharıyla, kendi suyla. Bakın hiçbir şey katmıyorum. Hiçbir şey. Sadece tuzunu ilave edeceğim. Hı.
Şimdi etlerimizi, kuzu tandırımızı tam olarak pişirilmeye hazır hale getiriyoruz. Evet. Sonrasında da hemen fırına atacağız. Çünkü 6-7 saat biliyorsunuz pişmesi gerekiyormuş. Evet. Kısık bir ateşte. Çok çok kısık, çok. Izgara ve fırının yanında yerimize aldık. Şimdi mühürleme işlemi yapacağız kuzu tandırımıza. Evet. Sanırım kısa bir süresi kaldı. Kuzu tandırımızı önce folyoya saracağız. Sonrasında da köze atacağız. Ben masada bekliyorum Semra Hanım. Kolay gelsin diyorum. Ben de geliyorum pişirip hemen. Bekliyorum. Kuzu tandırımız pişti. Şu an sunumunu yapacak bizlere Semra Hanım. Evet. Buyurun lütfen. Sabırsızlanıyorum. Ben de aynı şekilde. Hı-hı. Şöyle bakın, 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 bakın. Közde nasıl olmuş görüyor musunuz? Mis gibi gözüküyor. Biliyorsunuz değil mi? Bakın. Tadı da eminim çok güzeldir. Ellerinize, emeğinize sağlık. Farklı tarzıyla bugün konuğumuz kasap Semrah Doğan'dı. Beraber kuzu tandır yaptık. Ben şimdi yemek yemeye geçeceğim. Size veda ediyoruz. Hoşçakalın.